Haziran 2011'de uzay mekiği Atlantis, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kurulması için havalandı. Bu görev uzay mekiklerinin aktif olarak kullanılacağı son seferdi. NASA 2011'den geçtiğimiz yıl SpaceX'in ürettiği Dragon uzay kapsülüne kadar insanlı seferler yapma kabiliyetine sahip değildi. Bu neredeyse 10 yıl süren boşluğu aslında NASA planlamamıştı. NASA uzay mekikleri emekli olur olmaz yerlerini alacak bir sistem ailesi üzerinde daha 2005 yılında çalışmaya başlamıştı ve halen çalışmaya devam ediyor. 16 yıldır devam eden ve onlarca milyar doların harcanmasına rağmen hala uçamayan Space Launch System ya da SLS, dünya ve uzay çalışmaları değişse de inatla geliştirilmeye devam ediliyor. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda NASA'nın Ay, Mars ve ötesine ait projelerini uzaya taşıması için geliştirilen, ancak siyaset, teknoloji ve para hırsı nedeniyle bir türlü tamamlanamayan SLS sisteminden bahsedeceğiz. Uzay mekiklerinin emeklilikleri yaklaştığı zaman uzaya yük ve insan taşıma kabiliyetini kaybetmek istemeyen NASA, mevcut uzay mekiği alt sistemleri kullanılarak hızlı ve ekonomik bir çözüm arayışına girdi. İlk fikirleri aslında 1990'lı yıllarda başlayan ve 2005'te Takım Yıldızı adı verilen bu projede, uzay mekiklerinde kullanılan RS-25 motorları, katı yakıtlı yan iticiler ve mekikler ile özdeşleşen devasa turuncu yakıt tankı kullanılacaktı. Projede ağır yük roket olarak tanımlanan sisteme o zamanlar RS-5 adı verilmişti. NASA, mekikten türetilmiş araç olarak tanımladığı bu roket için Amerikan Senatosu'ndan kolaylıkla onay alacağını düşünüyordu. Mevcut mekik parçalarını kullanacağı için çok az Ar-Ge'ye ihtiyaç duyulacaktı. Bu da maliyetleri büyük oranda düşürecekti. Ayrıca yine mevcut parçalar kullanılacağı için bu parçaları üreten ve Senato'da büyük destek gören Boeing başta olmak üzere pek çok büyük firma devlet tarafından desteklenmeye devam edecekti. Planı beğenen politikacılar projeye olur verdi ve 50 ton ve üzeri yükleri alçak dünya yörüngesine mevcut mekik sistemleri kullanılarak çıkartacak bir roket üzerinde çalışmalara başlandı. Uzay mekiğinin pahalı ancak yeniden kullanılabilir RS-25 motorlarının ucuz ve tek kullanımlık modelleri geliştirildi. Yüklerin taşınması için farklı kaplama yöntemlerine ait deneyler yapıldı. Bu çalışmalar zaman içerisinde tek kademeli uzay mekiği VentureStar gibi başka projelerle birlikte çekişirken, proje 2005 yılında zaman içerisinde değişen taleplere göre tekrar güncellendi. Bu sırada geçen zaman içerisinde yapılan çalışmalarda yeni geliştirilen tek kullanımlık roketlerin güvenli olmayacağına karar verildi. İptal edilen motorların yerine daha önceden mekiklerde kullanılan pahalı RS-25 motorları kullanılacaktı. Takvimler 2009'a geldiğinde ise proje bütçesini ve takvimini Fizan'a kadar açmış bir şekilde devam ediyordu. Harcanan tonla paraya rağmen elde edilen gelişmeler beklentileri karşılamayınca Takım Yıldızı projesi iptal edildi. İptal edilen projenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yük ve insan taşıma görevleri için özel firmalarla çalışılacaktı. Ancak projede geliştirilen ve derin uzay çalışmalarında kullanılması planlanan Orion kapsülü iptal edilmedi. Büyük paralar harcanmış ve çoğu tamamlanmış olan projeyi devam ettirmeye karar veren kurum, kapsülü Ay'a ve derin uzaya taşıyacak bir roket olarak ise RS-5 roketinin güncellenmiş bir şekli olan SLS roketi üzerinde çalışılmasına karar verdi. NASA'nın Amerikan Senatosu'na sunduğu bu öneri meclis tarafından beğenildi, zira taşımacılık görevlerinin özel firmalara verilmesiyle uzayın ticaretleştirilmesi projesine bir başlangıç olacaktı. Hem de Orion ve SLS projeleriyle Alabama gibi pek çok eyaletin ekonomisinde önemli bir yer eden roket imalat firmalarına para akmaya devam edecekti. Ancak bu noktadan sonra işler karışmaya başladı. Zira NASA'nın iki projeye yetecek kadar parası yoktu. O nedenle projeler gecikmeye ve uzamaya başladı. Ne ilginçtir ki bu uzama SLS ve Orion projesini yürüten Boeing gibi firmaların işine geliyordu. Masraflar artı kar şeklinde çalışan firmalar her sene gecikmeler nedeniyle bütçeden daha da fazla para alıyordu. Üstüne bu firmaların destekçisi senatörlerin lobisi sayesinde ticari uzay uçuşlarına ayrılması gereken paralar SLS projesine aktarılıyordu. Her sene yaklaşık 2,5 milyar dolar para aktarılan proje, senatörler tarafından SLS dışında bizi Ay'a götürebilecek
ya da ağır yükleri uzaya çıkartabilecek başka bir sistem yok. SLS'e muhtacız şeklinde savunuluyor ve bir şekilde devam etmeleri sağlanıyordu. Proje artık yabancıların batmak için çok büyük dediği seviyeye ulaşmıştı. Ancak 2010'lardan sonra ivmelenen ticari uzay çalışmaları ile özel firmalar yeni roketler geliştirmeye ve kabiliyetleriyle SLS'e rakip olmaya başladı. Blue Origin, New Glenn roketiyle, SpaceX ise Starship projesiyle Boeing tarafından yıllardır geliştirilmekte olan SLS ağır yük roketine rakip oldular. Üstelik bu yarışta özel firmaların sistemleri hemen hemen her konuda öndeydi. Örnek vermemiz gerekirse SLS roketinin fırlatma başına maliyetinin yaklaşık 2 milyar dolar olacağı söyleniyor. Bu fiyat ilerleyen yıllarda Artemis programında kullanılması planlanan onlarca roketin siparişinden sonra en fazla 1 milyar dolara kadar düşebiliyor. Bunun karşısında ise Starship uzay aracı tamamen kullanılabilir olduğu için uçuş başına ticari fiyatının 100 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Roketin esas maliyeti ise uçuş başına tahminen 2 milyon dolar olduğu için NASA'nın ileride bu 100 milyon dolarlık fiyatı çok daha aşağıya çekmesinin olası olduğu da kesin. Yani fiyat bazında en ucuz SLS görevi bile en pahalı Starship seferinden 10 kat daha pahalı durumda. Aynı şekilde ilk kademesi yeniden kullanılabilir olan New Glenn için de benzer bir fiyatlandırma geçerli. Artık günümüzde uzaya erişim ile ilgili çalışan bütün kamu ve özel kurumlar yeniden kullanılabilir roketler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. SpaceX'in Falcon 9 ve ardından Starship ile açtığı bu yola şu anda özel firmalardan Rocket Lab Neutron ile Relativity Space Terran-R roketi ile katıldı. Bunların yanında Avrupa Uzay Ajansı'nın taşıma görevlerini yapan Ariane ve Çin'de önümüzdeki 10 yıl içerisinde yeniden kullanılabilir sistemler üretmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bütün dünya bu yöne giderken NASA'nın SLS projesine bağlanması ve onu bırakmaması son zamanlarda yoğun tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz yıllarda NASA ve SLS bütçesi görüşmeleri daha kolay geçerken, artık Alabama gibi eyaletlerin senatörleri Boeing ve SLS için çok daha fazla çaba göstermek zorunda kalıyorlar. SLS projesine bütçe ayırmak amacıyla en son ay iniş aracı için açılan ek ödenek içerisine SLS roketiyle daha fazla test yapılmasına dair madde ekletmek gibi yöntemler deniyorlar. Dünyanın en büyük savunma sanayi firmalarından olan Boeing ve Lockheed Martin gibi firmaların Soğuk Savaş döneminde zirve yapan uzay yarışı sırasında kamudan aldıkları maddi kazançlar geçtiğimiz dönemlerde sürekli azaldığı için bu firmalar NASA ve Senato'yu uzay alanında çalışan personellerini işten çıkartmakla tehdit ediyorlar. Ve hiçbir senatör kendi bölgesinde binlerce kişinin işsiz kalmasını istemediği için SLS ve benzeri projelere milyarlarca dolar ödenmesini sağlamak için çabalıyor. Ancak yeni yüzyılda başlayan yeni uzay çağında artık devlet projelerine bel bağlamadan ilerlemeye çalışan firmalar sayesinde bu tür projelerin ömrü azalıyor. Şu an için Amerikan Senatosu'nun şart koşması nedeniyle NASA'nın Ay projesi başta olmak üzere belirli projelerde SLS sistemini kullanma zorunluluğu buluyor. Lobi faaliyetleriyle bu zorunluluklar arttırılmaya çalışılsa da artık SpaceX, ULA ve Blue Origin gibi firmaların sunduğu yüksek kapasiteli roketler yüzünden Senato'da bekledikleri desteği bulamıyorlar. Desteğin azalmasının bir sebebi de maliyetlerin çok olmasının yanında üretiminin çok uzun sürmesi nedeniyle NASA projelerini geciktirme riskinin olması. Bu sene ilk insansız denemesi yapılacak olan roketin aslında 2016 yılında tamamlanması gerekiyordu. Yaşanılan gecikmelerin üzerine ek olarak Boeing senede en fazla bir sistem üretebileceği için özellikle Ay'a tekrar dönüş projesi olan Artemis'te programların gecikmesine neden oluyor. Fırlatma maliyetlerinin yüksekliği, yavaş üretimi ve özel firmaların SLS'e rakip sistemleri çok yakında kullanıma sokacak olması nedeniyle projenin ömrünün kısıtlı olduğu düşünülüyor. Pek çok uzman tarafından kanunen şart koşulan görevler ardından NASA'nın SLS sistemini kullanmayı bırakacağı tahmin ediliyor. Toplamda 20 milyar dolardan fazla bir maliyetle geliştirilen ve sefer başına tahminen 2 milyar dolara mal olan SLS'in ilerleyen dönemlerdeki geleceği için ise açık kaynaklarda ne NASA tarafından ne de Boeing tarafından bir plan sunuldu. Finansal açıdan tam bir kara delik gibi NASA bütçesini yok etse de SLS
Amerikan Senatosu'nun uzay çalışmalarına para ayırmasına yardım ettiği için gerekli bir kötü olarak görevini yapıyor. Özel sektörün SLS'e rakip olacak şekilde geliştirdiği sistemler birer birer devreye girdiğinde ve uzaya erişimi çok ucuzlattıklarında, geçmiş yüzyılın mantığı ile hareket eden bu süper roket de görevini tamamlayıp kenara çekilecek. En pahalı uçuş sistemleri listesinde uzay mekiği ile yarışarak uzay teknolojileri tarihindeki yerini alacak. Biz bu maliyetli roketin yıl sonundaki uçuşunu bir uzay meraklısı olarak yine de hevesle seyredeceğiz. Sizlerin de ses getireceği kesin olan bu gösteriyi kaçırmamasını tavsiye ederiz. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.